Erdal Aksünger. Buyurun Sayın Aksünger. İmzayı da sonra. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, elektrik piyasası kanunu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kanunun adında bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum? Elektrik konusu bir kamu hizmetidir. Piyasaya konu olacak bir mal değildir. Bunu herkesin, aslında dünyanın her yerinde böyleyken Türkiye'de bunu piyasa malı yapmak çok büyük, gerçekten de bir eziyet ve cinayettir. Bunu başta belirtmek istiyorum. Güneşle ilgili, özellikle yenilebilir enerjiyle ilgili bu kadar kaynaklar konuşulurken, devamlı bunun üzerine planlar, projeler yapılırken nükleerle ilgili konuları buraya getirmek ayrı bir cinayettir. Bunu açıkça belirteyim. Şimdi güneşin geleceğiyle ilgili birkaç konuyu da söylemek istiyorum. Bugün aslında baktığınızda yenilebilir enerjide, işte elektrik olsun, hidro olsun, güneş olsun, bunların içerisinde geleceği aslında teknolojisi de gelişebilecek en önemli konu güneş konusudur. Bugün 20 dönümden 1 megawatt enerji elde ediyorsunuz ama bu 10 yıl sonrasında 1 dönümden 10 megawatt enerji elde edilecek. Bu dururken peki Türkiye'de ne yapılıyor? Bundan ilgili 2010'da kanun çıkarıldı bundan ilgili. 2 sene boyunca yönetmelik bekledi kanun. Bu arada da belki dünyanın hiçbir yerinde olmayan, ki bakana da hani burada sormak istiyorum özellikle, bunun cevabını verirse bütün dünya merak ediyor. Güneşle ilgili ölçüme neden gerek duyuyorsunuz? 6 ay ölçüm zorunluluğu getirdiniz. Ne gerek vardı buna? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ölçüm zorunluluğu yokken neden yapıyorsunuz bunu? NASA'nın değerleri ortadayken, uydu değerleri ortadayken bu tür ölçüm zorunluluğunu neden getirdiniz? Bunun arkasında ne var? Ben de bilmiyorum gerçekten de. Çıkıp bakan bunu açıklarsa biz de öğrenmiş olacağız. Aslında merak eden dünyada da bir sürü insan bunu öğrenmiş olacak. Güneşle ilgili sübvansesi veya buradaki iş, özellikle teşvik konusunu söyleyeceğim. Yanı başımızda Yunanistan'da 3 yıldır krizle boğuşuyor, 5 yıldır krizle boğuşuyor. Sizin verdiğiniz 3 katı teşvik veriyorlar. Şimdi teşvik veriyorsunuz içeride. Ya yerli üreticiye teşvik vereceğiz diyorsunuz. Yerli firmaya vermiyorsunuz. Yerli üretime veriyorsunuz. Burada ciddi bir problem var. Niye? Şöyle düşünmek lazım. Eğer içeride yerli firmaya verirseniz, merak etmeyin, hepsi ciddi şekilde fon bulmakta hiçbir problem çekmeyecekler. Dünyada bu tür yerlere gitmeye hazır binlerce fon var. Bunu herkesin kesinlikle bilmesi lazım. Ayrıca çok merak ettiğim bir konu var. Belki arkadaşlarımız geçince 14. maddede bunu anlatacaklar ama özellikle diyelim ki bunu yaptınız, bu ölçümlerle ilgili zorunluluğu getirdiniz. 2012'nin 15 Kasım'ı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, EPDK bunu zorunlu kıldı ve bu tarihten itibaren ölçüm yapılması zorunlu kıldı. 6 ayda ölçüm zorunluluğu verdiniz. Ondan 30 gün sonra da ihaleye çıkacaksınız konuyla ilgili. Bunu nasıl olduysa duyumlarımızı söylüyorum. EPDK'da böyle bir tebligat çıkacağını söylüyorlar. Bu ölçüm zorunluluğunu 10 güne indiriyorsunuz, 6 ay zorunlu ölçümden sonra. Burada problem ne? Benim gözümde, bizim duyumlarımıza göre başvuran ve hakkıyla gerçekten 3 senedir çalışan, tarım arazileri konusunda başbakanlığın zorlamasına rağmen her türlü zorluğu aşmış, yatırım yapmaya hazır olan bir sürü firmaya karşı aportta bekleyen akçeci, çorbacı firmalara bence önlerine çok önemli bir rant işi koyuyorsunuz gibi geliyor. Lütfen bundan ilgili burada bir açıklık getirseniz çok sevineceğiz. Şimdi Sayın Faik Bey anlattı, burada her şeyi getirip başbakanlığa bağlıyorsunuz diye. Ben de bir konuda bir şey söyleyeceğim. Çok doğru gerçekten de. Mutlak tarım arazileri konusunda konuyu başbakanlığa bağladınız. Ya ne alakası var? Şimdi Batman'daki, Urfa'daki, Diyarbakır'daki arazilerin hepsini ondan önceki kurumdan hiçbiri bilmiyor mu? Milli emlağı götürüp başbakanlığa bağlıyorsunuz. Mutlak tarım arazilerini başbakanlığa bağlıyorsunuz. Ya bunun altında yatan gerçek nedir merak ediyorum. Neden? Ya bu kurumlar yetersiz, ya bu kurumlara güven yok, ya da altında başka bir konu var. Bunlardan hangisi ise söylerseniz biz de biraz önce Faik Bey'in söylediği gibi biz de merakımızı gidereceğiz. Meramımızı gidereceğiz bu konuda.
EPDK konusunda çok özellikle bir şey söylüyorum. Bütün yetkileri bakanlığa devrediyormuş gibi bir aslında 14. maddede de görünüyor. Hukuk katliamı yapılarak inşallah öyle bir şey olmayacaktır. Eğer olursa bu ülkedeki başbakanlıkla ilgili arkadaşların söylediği şeylerin gerçek olduğunu düşüneceğiz. Hepinizi saygı. Teşekkür ederim Sayın Akşener.